değerli izleyicilerimiz, sektörler arası turumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bizler bugün iş ve başarı ekibi olarak rotamızı Bursa Nilüfer'e çevirdik efendim. Bugün çok güzel bir alandayız. Doğal ürünler yapan bir kadın girişimcinin aslında başarı öyküsünü dinleyeceğiz hep birlikte, ama bunlardan önce gelin hep birlikte yanımızda olan işletme sahibimizi, Mücella Hanım'ı tanımış olalım ve bütün detaylı bilgileri aslında Mücella Hanım'dan öğrenmiş olalım. İsmi Mücella Akkaya, soy ismim. Ev hanımıyım, çiftçiyim, ilkokul mezunuyum. 2006 yılında bu sektöre giriş yaptım. Bu sektörde kendime harçlıklarımı, her şeyimi çıkartıyorum yani. Evime katkıda bulunuyorum, çocuklarıma katkıda bulundum. Okumaları için, her şeyi için. Sizler burada neler yapıyorsunuz? Bizler burada yazın çalışıyoruz, kışın da çalışıyoruz. Kışın öncelerden ıspanak ekiyordum, söküp pazarlarda götürüp satıyordum. Yaptığım bu doğal ürünleri de karıştırarak tabii, yani tezgahıma koyarak da hepsini birlikte pazarlıyordum. Yani tavuklarım var, tavukların yumurtalarını, tavuk temizliyordum, tavuk temizlenmiş tavuk olarak satıyordum. Hep böyle yani. Doğal ürünlerimiz var dedik ama kaç çeşit ürünümüz var bizim? Valla şu anda koymadıklarımız da var, pek çok çeşit, ama tarhanamız var, eriştemiz var, iki çeşit tarhanamız var, eriğimiz var, elma kurumuz var, kendim kuruttuğum üzüm var, elma kuruları, erik kuruları kendime ait, biber kuruları kendime ait, yaptığım reçeller, pekmezler hepsini kendim yapıyorum. Her çeşit reçel var yani. Kayısısı, üzümü, inciri. İncirler çiçek incirden, erkek inciri dediğimiz çiçek incirden. Elma pekmezim var, üzüm pekmezim var, nar ekşim var. Taze fasulye konservem var. 3-4 çeşit sirkelerim var. Kendim yaptığım toz biberlerim, pul biberlerim var. Aslında birçok ürün var bu noktada. Evet. Tamamıyla sizler bunu üretimini sağlamış oluyorsunuz. Bana ait hepsi. Peki bunları yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Temizlik, hijyen, doğal olarak olmasına, her şeyine dikkat ediyoruz. Odun ateşinde pişiriyoruz pişirdiklerimizde. Aslında bu noktada kalite de biliyorsunuz. Evet. Çok önemli. Sizler evet. Bu kaliteyi nasıl sağlıyorsunuz? Doğal kullanarak her şeyimizi. Pekmezlerimde şeker oranı yoktur. Mesela reçellerimde glukoz türü herhangi bir katkı, bir şey yoktur. Sadece ne pancar şekeriyle yapıyorum. Mutlaka geleceğe dair plan projeleriniz vardır. Bunları da sizlerden öğrenmiş olalım. Valla geleceğe dair bunları bir çoğaltsam iyi olacak yani. Bir şey kurabilsem. Büyütmek isterim yani. Daha bir şeylere açılmak isterim. Çok güzel. Yani Türkiye genelinde her yerde açılmak isterim imkanım verdiği sürece. Aslında uzun senelerdir bu sektörün içindesiniz. Evet. Ve bu güzel ürünleri yapıyorsunuz. Bu evet. Noktada da bir kadın girişimci olarak başarıyı yakalamışsınız. Evet. Peki sizce bu başarının sırrı nedir? Valla güler yüz, ne bileyim, iyi iletişim diyelim, böyle bir şeylerle yani. Çok güzel aslında. İstek olmadan, sevgi, sevmeden bir şey olmuyor. Yapmak için seveceksin yani. Bazı işi seveceksin, severek yapacaksın. Sevmedikten geri o işte zaten... Affedersin, yaptığın şeyin lezzeti bilenek olmuyor yani. Severek yapılan her şey lezzetli oluyor. Aslında işimizi severek tamamıyla evet. Başarıya ulaşmış olduk evet. Diyoruz bu noktada. Evet. Son olarak değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz?